yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Mini ürünlerle makyaj videosuyla karşınızdayım. Şu kadarcık yaşının tatlına bakar mısın? Mini ürünleri gerçekten çok seviyorum. Far paletimiz var, allık paletimiz var. Burada evet bir far paletimiz daha varmış. BB kremimiz, maskaramız ve concealerımız var. Kısacası burada gördüğünüz birbirinden tatlış ürünlerle bugün bir makyaj çıkartmaya çalışacak. Bakalım nasıl olacak? Ancak videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Şimdi öncelikle şuradaki küçük saçlarımı ayırarak işleme başlıyorum ki bunlar makyaj esnasında yüzümüze doğru gelmesin. Şöyle ayıralım bakalım. Saçımı da arkaya atayım. Şu anda havasız ve bayağı terledim açıkçası. Bu adımla es geçecek olursak, yani bu mini ürüne girmiyor ama bir cildimizi makyaja hazırlasak sanki daha iyi olacak. Bunun için L'Oreal'in 3 etkili bu jel kremini kullanıyorum. Günlük nemlendirici bir krem. Şöyle güzel bir şekilde yayıyorum. Oh, çok güzel, serin serin. Şimdi öncelikle mini ürünlerimizin içerisinden BB kremi alıyorum. Sıkça zaten videolarımda da görüyorsunuzdur. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bugün de benim videoma kendileri konuk oldular. Şöyle Notum BB kreminden birazcık alıyorum. Parmaklarım yardımıyla şöyle pıt 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 bırakıyorum. Ve bunu süngerim yardımıyla güzel bir şekilde cildime eşit bir şekilde yayacağım. BB kremimizi yaydık. Sıra geldi. Hop. Bir diğer adım olan konsillere. Notum BB minicik konsillerini kullanacağım. Ben böyle minicik şeyleri çok seviyorum. Çok tatlı değil mi? Şöyle birazcık göz kalın. Gelmiyor ürünüm. Bana gel, bana gel. Hop. Hop, hop. Altın top. Bundan başka oyun yok. Şöyle gelişi güzel göz altlarıma bırakıyorum. Aslında bunun kendisi de zaten aplikatör gibi. Şöyle de dağılırmış yani, bakayım. Şöyle üstüne kalanların hepsini şöyle güzel bir şekilde alacağım. Ve tekrardan dağıtıyoruz. Göz kapaklarıma da geçeceğim ki bir baz olarak oluştursun farımızın altı için. Bu şekilde yiyorum. Far için elimizdeki alternatiflere bir bakalım. Burada bir tane Beerlys'in Must Have It serisinden şöyle bir minicik far paletimiz var. Bundaki tonları daha önceden kullanmıştım, hatırlıyorum. Burada belki hatırlıyorsunuzdur, Kore makyajımda kullanmıştım. Carla Makeup'ın üçlü böyle çok tatlı bir far paleti var. Özellikle bunun pigmentasyonu çok başarılı. Beerlys'in elimde allık paleti var. Hatta şunu böyle bronzer yerine de kullanabiliriz. Birazcık ışıltılar barındırıyor ancak bir deneyebiliriz. Ben buradaki rengi geçiş rengi olarak uygulayacağım. Bir tane daha ürünümüz var. Bu böyle kırık ama kullanmayı çok seviyorum. O yüzden hala benimle ve bugünkü videomuzda da kendisi duruyor. Şimdi öncelikle bir karıştırma fırçası alıyorum. Buradaki iki tane şeftali rengini şöyle toz tutuyor ama hiç problem değil. Fazlasını atıyorum. Ve geçiş rengi olarak göz kapaklarımı uygulamaya başlıyorum. Şöyle biraz şöyle çekik yapalım. Bu şekilde tüm göz kapağımı güzelce dağıtıyorum. Bir pembe tonunu alıyorum. Şöyle size de göstereyim. Işıltılı, çok çok tatlı bir renk. Allık olarak da belki kullanabiliriz. Fazlasını atıyorum. Bunu da tam gözümün ortasına uyguluyorum. Şeftali pembe tonlarında bir makyaj olacak. Bu tarz pigmentasyonu biraz daha düşük farlarda sanki elle uygulamak daha iyi gibi. O yüzden fırçaya bırakıyorum ve direkt elim yardımıyla fara güzel bir şekilde göz kapaklarımı oturtuyorum. Rengi çok tatlı. Çok seviyorum. Bu paletteki kahverengini alıyorum. Şöyle aldım. Ve gözümün dış kısmına uyguluyorum. Şöyle bırakıyorum. Ve içe doğru yumuşak hareketlerle bunu dağıtıyorum. Şöyle. Bu işlemi de tamamladıktan sonra sıra geldi birazcık gözümüzün içini aydınlatmaya. Burada gördüğünüz bu ışıltı tonu göz pınarlarıma uygulayacağım. Şöyle fırça yardımıyla içe doğru bırakıyorum. Bakar mısınız, şu ışıltıya mükemmel değil mi? Tamam, bu tarafı uyguladık. Şimdi alt kısmı üste uyguladığım farlardan uygulayacağım. Şöyle fırçamı alıyorum sütü kahve tonundan. Ve alt kirpik dibime uyguluyorum ki bir bütünlük sağlayabileyim.
İşte aynen bu şekilde. Çok güzel oldu. Göz makyajımızı bitirdik. Bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi maskaraya. Şu maskaramın so cute sevimliliğine bir bakar mısınız? Küçücük. Şöyle plastik bir fırça yapısına sahip. Şimdi bunu gelin kirpiklerimize uygulayalım. Şöyle bir yorum görmüştüm. Kirpiklerimin dibinden değil de uçlarına sürersem daha uzun görünürmüş. Tamam, ben de onun uçlarına sürüyorum. Evet, galiba doğru. Bu arada kirpiklerimle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Kirpiklerim düz ve aşağı doğru bakıyorlar. Hani kirpik kıvırcısı da yapsam olmuyor. Daha önce de zaten videomda denemiştik, shorts videosunda. Şarkı ilhamlı makyaj serisinde. Yani deniyorum ama yok, hani kirpiklerim olmuyor. Ya Hint yağı falan kullanmam lazım uzatmam için ama bunu buradan da belirteyim. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Çünkü kirpiklerim düz ve cılızlar. Hani hiçbir şekilde gücü kuvvetleri yok. Böyle minicik ve cılız aşağı doğru bakıyorlar. Alt kirpiklerimizi uygulayalım. Şöyle. Yani bu zamana kadar bir sürü maskara kullandım ama yok, öyle bir hani etki veren yok. Ya böyle 3-4 kat falan sürmem lazım ama o da kirpiklerime zarar veriyor. Zaten çok ince yapıda oldukları için. Hani uzun süre bekletemiyorum mesela. Günlük hayatımda sadece bir kat sürüyorum. Bazen videolarda iki kat da olabiliyor. Ama en fazla etki bu şekilde oluyor. Şöyle. Umarım görünebiliyordur. Bu şekilde görünüyor. Şimdi artık gelin makyajımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Allık olarak acaba bunu mu kullansak yoksa pembe mi kullansak? Ben hakkımı ışıltılı pembeden yana kullanmak istiyorum. Şöyle biraz bol allık uygulayalım bugün. Bu ara onu da sevdim, böyle bol allık. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Geçenlerde denediğim hileyle yapalım. Şu şekilde koyuyorum. Yukarıya doğru allığımı dağıtıyorum. Geçen gün bu hileyi denediğimde sonrasında çok beğendiğimi fark ettim. Şöyle dağıtıyorum. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, gayet güzel görünüyor aslında. Var. Ben bu hileyi gerçekten beğendim. Şöyle. Bir tane daha var mesela böyle. Onu da belki başka bir videomuzda deneyebiliriz. Güzel olabilir. Biraz daha alıyorum. Şöyle tutuyorum. Ve uyguluyorum. Allığımızı da uyguladıktan sonra yine göz pınarlarımı kullandım. Bu farı. Şöyle fazlasını şöyle atayım, şöyle. Bunu aynı şekilde aydınlatıcı olarak da kullanabiliriz. Şöyle parlatalım bakalım, iyice parlayalım. Dudak üstümüzde, çene altımızda, elmacık kemiklerimizin üzerine doğru uyguluyorum. Ve baya bir parlamaya başlıyorum. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, gayet güzel. Bunu da çok beğendim. Güzel gidiyor. Şimdi sıra geldi, artık son adımlara geldi. Rujumuz kaldı. Şimdi ruj için elimde iki tane alternatif var. Bir tanesi böyle bir glossum var. Kendisi minicik ve çok tatlı. Bence bunu bir deneyelim. Bir de böyle Golden Rose'un şöyle altılı seriydi galiba. Bunlar kutusu yok şu an elimde ama böyle minicik elimde rujları var. Şöyle miniş miniş. Bir tane seçip uygulayalım bence. Bakalım nasıl olacak. Şöyle seçiyorum. Seçtim şöyle bir şey. Altında ne yazıyor? 07 numara yazıyor. Bunu uygulayalım. Gördüğünüz gibi minicik. Şöyle rengine de bakalım. Çok tatlı. Bunu artık bu videoda kaçıncı kez söyledim, inanın bilmiyorum. Uyguladım ve bu şekilde görünüyor. Yani makyajımız uydu mu? Mor soğuk bir ton. Bilemedim. Yorumu size bırakıyorum. Yani buna sanki böyle jilet gibi bir eyeliner, sanki daha böyle cool bir hava katabilirmiş gibi geliyor bana. Şimdi hemen bunu çıkarıyorum ve bir tane daha renk deneyelim sizlerle beraber. Bir renk daha deniyoruz ve bu sefer Golden Rose'un mini serisinden. Bu biraz önce dudağıma uyguladığım Biolis'in bu altılı rujları var ya, onlardan da. Şimdi de 12 numarayı uygulayalım Golden Rose'un, şöyle minicik. Bunu uygulayalım. Şöyle öncelikle size rengini göstereyim. Soğuk pembe alt tonunu. Sanırım gül kurusu rengini. Bunu uygulayalım. Bunun rengi çok tatlı oldu ve sanki makyajımıza da yakıştı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu kesinlikle çok beğendim ve bence makyajımızla uyumlu oldu. Ama şunu da göstereyim. Şöyle Golden Rose'un lip gloss'u. Şöyle hop.
Bunun da rengi şöyle nude tonlarda. Hatta birazcık dudağımızın içine sürebiliriz. Neden olmasın? Bir deneyelim bakalım. Şöyle birazcık sürüyorum. Evet, o rengi aslında biraz daha açmış olduk. Rengini de kırdığımıza göre bu şekilde görünüyor. Biraz önce daha böyle pembiş pembişti. Şu anda açık bir pembe oldu. Şöyle saçlarımızı da önümüze alalım ve son hale bir bakalım makyajımızı. Gördüğünüz gibi makyajımızın bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Fardaki aydınlatıcılık hissine bakar mısınız? Nasıl da güzel parlıyor. Kesinlikle bayıldım. Boğalık hilesini artık ben sürekli kullanırım diye düşünüyorum. Göz makyajımız da yakından bu şekilde görünüyor. Ve makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Işıl ışıl pembiş tonlarda tam benim sevdiğim tonlarda bir aslında makyaj oldu. Hadi gelin şimdi videomuzun kapanışını beraber yapalım. Geldi videomuzun kapanış kısmına. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıya da güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.